9 Ocak, 15 Ocak sevgili takipçilerim, güzel ailem, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Çok ciddi kanalımızda spam var. Bol yorum, bol beğeni bekliyorum güzel ailem. Sevgili koçlar, 14 Ocak'tan sonra yönetici gezegeniniz artık yavaş yavaş retronu çıktı ve enerjinizin tamamıyla değişeceği, daha planlı ve daha görebileceğiniz alanlarda güzel geçişler sağlayacağınız gözüküyor. Özellikle de yurt dışı ile alakalı iş konularımız, evrak konularımız ve çözülmesini istediğimiz ortaklı noktalarda daha net kararlar vereceğiniz ve hatta yatırım almak ve planladığımız topraklarla ilgili de artık kendi yörüngemize doğru göreceğiz. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız biraz daha özel hayatınız dikkate alınıyor. Yani duygusal etkileşim iş hayatımızı biraz yoruyor olabilir. Mümkün olduğu kadar iş disiplinimizi elden çıkartmamamız gerekiyor. Bulunduğumuz alanda bazı değişik konular bizi rahatsız edecek gibi gözükse de bizim için yavaş yavaş sistemin oturması ve biz de güvende olacağımız alanları sağlayacağız. Devletle alakalı bağlantı içerisindeyseniz bazı aksilikler ve Ocak ayının oturtamadığımız dengeler biraz sizi yorabilir ama alternatif teklif, farklı bir alan değişimiyle ilgili de mücadelelerinizi başlatabilirsiniz. Bu konu sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Eğer işsizseniz ve hala iş krizi içerisindeyseniz, o 17 Ocak itibariyle artık iş imkanlarınızın daha net göreceğiniz, fırsatları daha doğru şekilde adapte olacağınız bir döngü. Ama sizin de son zamanlarda hayal kırıklıkları, insanlar, çevre, inandıklarınızın arasında kırıldığınız birçok şeyi not alma vakti. Çünkü 2023 artık sizin güçlenme, başarı, para, finans konularınızla ilgili yapacağınız her doğru nokta size aydınlık yaratacak. Gözünüzü dört açın diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız ve bu konuda bazı yeni değişimler, yer değişimi olabilir, yurt dışı ile bağlantılı altyapılar kurmak isteyebilirsiniz. Bu da doğru başlangıçların mutluluğunu yaratacak. Çalışan sevgili takipçilerim için, çalışan çiftler için özellikle bu ara işin verdiği gerginlik, hem çocuklarımızla alakalı yaşadığımız evre, bir de taşınalım mı taşınmayalım mı kararsızlığı içerisindesiniz. Taşının yeni ev size uğurlu ve bereketli geleceğini söyleyebilirim. Eğer ki ev almak istiyorsanız da Şubat ayı bu konu için çok doğru ve aydınlık. Lütfen Şubat ayına kadar sabırlı olmanızı öneriyorum. Özel hayatta karışıklıklar yaşayan ve bir türlü doğru dengeyi bulamayan koçlar için artık arınmak, doğru kalbe, doğru enerjiye ve geçmişe ait her şeyi geride bırakıp yepyeni bir enerjiyle oluşacaksınız. Bu enerji istekleriniz, başarınız, hayalleriniz ve aile düzeni dediğim evlilik kapılarınızın da fırsatlarını yaratacak. Uzun süredir ilişkinizle alakalı belirsiz konular netliğe kavuşacak. Artık siz nasıl olacağınız ve ilişkinin nasıl gideceğine karar sizin elinizde gözüküyor. Özellikle çocuk tedavisi, çocukla ilgili karar veren çiftlerimizle alakalı noktada gökyüzü sizi bu konuda çok güzel destekliyor. Güzel anne, güzel baba olma umuduyla diyorum. Geçmiş ilişkinizle alakalı haberleşmelerimiz yoğun olabilir. Geçmiş ilişkilerimiz daha aktif rol alabilir. Asla onlara kanmayın. Yoksa zarar görürsünüz ve mutsuz olursunuz diyorum. Özellikle de evli çiftlerimizin arasında ev yenilenmesi, ev taşınması, ev hakimiyetinin yoğun olduğu ve miras ve mal konularımızın daha hareketli konuşmalarımıza yardımcı olacağı bir döngü haftasındayız. Mümkün olduğu kadar eşinizin malları ve kendi kariyerinizle alakalı noktayı belirleyip yarım bıraktığınız evreleri de toparlamanız gerekiyor. Gençler, özel hayatınız ön plandayken eğitim sınavlarımızda yaşanan bazı krizler sizi yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar odaklanmanız gerekiyor. Rica ediyorum. Sevgili ev hanımların değiştirmek istediği konular çok yoğun olacak. Mutfakla ilgili yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Ve özellikle de balkonla ilgili sıkıntılarınızı düzeltme dönemi olarak uyarıyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda üreme organlarımız ve nodüllerimiz hassas gözüküyor. Dikkatli olun, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sevgili boğalar, nasılsınız? Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Spam altındayız, bunu tekrar uyarıyorum. Kariyer hayatınızla ilgili çok olumlu bir hafta yaşayacaksınız. Kendinizi görmek, alandaki hakimiyetinizi bulmak. Yani siz alanınızda eksik gördüğünüz noktalarda artık bilinçli hareket edeceksiniz. Kurumsal ya da devletle bağlantılı yoğun tempolarımız bizim motivasyonumuzu artıracak ve yerimizle alakalı maaşımızla ilgili netlikler bizim motivasyonumuzu arttıracağını uyarıyorum. Fakat yönetici
ekip arkadaşlarımızla yapacağımız toplantılar ve seyahatler sizi yormasın, mutlu etsin. Çünkü beklentinizin en tavan olacağı bir hafta isteklerinizin sırayla hayatınıza geçmesine yardımcı olacak. Yani aslında Ocak ayı sizin Mayıs ayındaki hayatımıza dokunacak sistemlerin altyapısını oturtmanız lazım. Şimdiden plan ve program ve kariyerle alakalı yarım kalan konularımızı da gözden geçirelim. Eğer işsizseniz ve hala iş konusuyla ilgili mutsuzluklar yaşıyorsanız, bu noktada da sizi destekleyecek bir gökyüzü enerjisi var ve artık sizin de cesaret ve başarabileceğiniz noktalar üzerine yazışmalar yapıp mülakata katılırsanız hemen iş kapınızda hayırlı gözüküyor. Kendi işinizi, yaratıcı yönünüzü ön plana çıkartmak istiyorsanız tek başınıza yapacağınız iş size çok mutlu ve aydınlık yaratacak. Devletle alakalı, devletle ilgili beklenti içerisinde olduğunuz evraklarda herhangi bir olumsuzluk yok. Gecikmeler söz konusu olabilir. Sabır sizin elinizde. Ailemizde cezaevi, vergi, ödeme, devlet, mahkemesel sorunların daha revaçlı olacağı ve daha dikkatli olmanız gerektiğini uyarıyorum. Eğer ki kendi ortaklı işlerinizle ilgili pürüzsüz gözüken noktalarda ortak arasında çatışma, yaşanacak bazı noktaları da görmek gerektiğini uyarmam gerekiyor. İş mahkemeniz ödenmesi gereken noktaları da ihmal etmeyin. Çalışan çiftlerimiz arasında özellikle hanımınızın ve sizin iş değişimi ve alan değişimiyle alakalı gergin süreçler olsa da gideceğiniz noktada gayet başarılı. Yalnız çocuklarınızın eğitiminde bazı sorunları gözden kaçırmamanız gerekiyor. Rica ediyorum diyorum. İlişkiler konusunda kendini yalnız ve mutsuz eden sevgili boğalar, artık şansın başlangıcını ama Mayıs'ta aşkın enerjisini derin yaşayacağınız için sorunlu ilişkileriniz, sizi yoran evre, kafanızdaki soru işaret ve yarım kalan evreleri tam anlamıyla bitirmeye ne dersiniz diyorum. Çünkü bunu yaptığınız takdirde doğru enerjileri en iyi şekilde yakalayacaksınız. Yakaladığınızı da düşünüyorum. Yarım olarak gördüğünüz ilişkiniz için karşı tarafın doğru adımları sizi mutlu edecek. Ama çok uzun süreli evlilik kararı verenlerde biraz daha kendimizi tanımak, biraz daha ailelerin birbirini tanıması için zamana bırakacağımız süreç, ama o eller ayrılmayacak, bunu bilmeniz lazım. İçinizde kırgın olduğunuz dostunuz, ilişkiniz, geçmiş konular sizi fazlasıyla yorabilir. Artık onları da bağışlayıp kendi yolunuza bakmanız gerekiyor. Evet, parasal anlamda beklenmedik kazançlar sizi mutlu edecek. Özellikle maaş ya da primlerinizle ilgili geciken noktalarda güzel ödemeler söz konusu gözüküyor. Hayırlı olsun. Ev satımı, alımı konusunda, toprak alımı, ev satımı konusunda bazı kararlar için acele etmeyin. Daha iyi şartlarda daha güzel noktalara hakim olacaksınız. Önce birikmiş olan kredilerimizi tamamlamamız gerektiğini uyarıyorum. Evli çiftler arasında son zamanlarda birbirinizi yanlış anlaşılmalar, gerginlikler yaratıyor. Artık aile ve çevre sorunlarını bırakın, birbirinize ait ve çocuklarınız ve çocuklarınızın geleceği için doğru konuşmalar yaptığınızda bu ilişkide herhangi bir pürüz yok diyorum. Ama boşanma fikri olanlar için de ailenin sert duruşundan dolayı biraz geciktirmeler yaşasanız da bu ilişki çoktan veda etti. Bu ara evli çiftlerde aldatılma korkusu olabilir. Bence bu enerjiyi gökyüzüne yüklemeyin. Çünkü Rabbim sizi çok seviyor diyorum. Çocuklarınız ve eğitim konularında sevgili gençlerle alakalı bazı aramızda tartışmalar, gerginlikler ve soğukluklar olabilir. Çocuklarımızla olan enerjiyi düzeltmenizi istiyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Evlenmiş, ayrılmış çiftler için de bu dönem işle alakalı yaşanacak krizlere açık olun. Ama çevrenizde beğeniliyorsunuz, bilginiz olsun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız iç kulak, kristaller ve migrenle alakalı uyku problemimiz olabilir. Şimdiden bunu çözelim. Araç değişimi düşünenler için hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Hoşçakalın. Sevgili ikizler, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Ciddi bir spam altındayız. Devam eden bir spam var. Enerjim düştü. Kısa kısa alacağım. Çünkü neden? Motivasyonum çok ciddi yerlerde sürünüyor. Sevgili ikizler, Mars retrosu bitişiyle birlikte planlı ve programlı zorlu dönemi geride bırakacaksınız ve öğrendiklerinizle yol alarak kendinize daha doğru iş, çevre ve alan noktasında daha başarılı adımlar yaratacaksınız. Bu da sizin özgüveninizi, iletişimle alakalı noktayı daha iyi bir şekilde ifade edeceğinizi uyarıyor. Ama unutmayın ki bir Merkür retrosu da hareketi gerçekleşecek ve bu gerçekleşme biraz bizi yıpratabilse de
projeler, işler ve sağlam alanları da en iyi şekilde dengeleyeceğinizi uyarıyorum. Dedim bile, evet, kurumsal bir alanda iş yöneticilerimizin arasındaki krizlerin farkındasınız. Yönetimde ani değişiklikler, masa değişimi, toplantılar ve gelecek bazı krizler sizi mutsuz etmesin. Yerinizle ilgili kalıcısınız ama sistemin ve yöneticinizin değişmesi sizi biraz ürkütebilir. Devletle bağlantılı noktada çalışıyorsanız, vergi dairesi, emlak ya da bu tarz milli emlak tarafındaysanız, yer değişimi, şehir değişimi ile ilgili başvurularınız da olumsuz olabilir. Şu an gereksiz, acele etmeyin. Taşeron bir firmada iş başlangıcı beklentiniz varsa olumlu olarak gözüküyor ama uzun süredir iş krizleri yaşayanlar için de hala ekonomik olarak doğrudan anneden, babadan, kardeşten destek alıyorsanız, özellikle Şubat başı sizin için olumlu bir enerjiyi gösteriyor. Silkinin, kendinize gelin. Çünkü üzerinizdeki negatif evre bitiyor. Daha şanslı ve daha bereketli bir noktaya geçiş sağlayacaksınız. Rabbim size bütün kapılarınızı en iyi şekilde şifalandıracak. Gör ve al haftası diyeceğimiz başlangıçları görmeniz lazım. Kendi işinizi yapıyorsanız para harcamalarımız ve şirketiniz ya da ortaklı olduğunuz noktalarda ödemelere dikkat edeceğiz. Bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yeni iş kurmak, yeni başlangıçlar yapmak isteyenler için Ocak sonuna kadar sisteminiz hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Evet, çalışan çiftler arasında özellikle yeni beklediğiniz para, iş ve ev değişimi ile ilgili kararsız bir dönem sizi zorlayacak. Sakin, mantıklı Şubat ayını beklemeniz sizin için daha sağlıklı olacak. Acele karar, ecele karar verilmiş olursunuz. Sakin olun diyorum. Aile arasında mirasla özellikle kardeş, kuzen arasındaki yaşanacak tartışmalar biraz sizi yıpratabilir ama yurt dışı ve şehir dışı işleriyle ilgili çok olumlu toplantılar sizi mutlu edeceğini uyarıyorum. Evet, şunu demek istiyorum. Duygusallıkta kararsız olan ikizler için yeni başlangıç ve mutlu olacağınız hayat arkadaşınızı görme zamanının altyapısını siz de farkındasınız. Cesaretiniz yok, adım atın. Bitme ve artık bitmesi gereken noktada sinir krizi yaşadığınız noktaları veda etmek için çok doğru bir zaman. Çünkü her geçen gün sizin sıkıntılarınıza sebep bu ilişki biterse daha mutlu olacağınızı uyarıyor. Uzun soluklu ilişkileriniz arasındaki sorunlardan çok ekonomik ve ailelerin yaşattığı ekonomik krizler sizin evlenmenizi geciktiriyor olsa da siz hayat arkadaşısınız. Çocuk tedavisi, çocuk kararı veren sevgili ikizler için hayırlı ve uğurlu olsun. Doğru doktor, doğru enerji içerisindesiniz. Sevgili gençler, bu aralar gezme, eğlenme, ruhunuzu iyileştirmek sizin enerjinize iyi geleceğini düşünüyorsunuz. Ama unutmayın, gelecekle ilgili planladığınız her şey terse gidebilir. Lütfen daha disiplinli, aşka inanıyorsunuz, saygı duyuyorum. Mesleki anlamda da artık yolunuzu bulmanız gerekiyor. Bir de şunu demek istiyorum. Sevgili ev hanımlarının bu ara özellikle çocuklarınızın çorap dolabı, kıyafet dolabı, atlet çamaşır değişimiyle ilgili büyük bir telaşınız var. Aynı şekilde eşinizin soyuyla alakalı yaşadığımız krizler sizin aranızda biraz gerginlikler yaratmış olabilir. Eşinizin suçu yok. Onların ailesi biraz daha bencil karakter ve siz artık eşinizin arkasında durmaktan yoruldunuz. Lütfen sahip çıkın eşinize diyorum. Boşanma fikri olanlar biraz askıya aldınız. Haziran ayını görmek istiyorsunuz. Doğru bir karar. Hayırlı olsun. Evlenmiş ayrılmış çiftlerimizin arasında özellikle sevgili ikizler alternatif ateş burcuyla tanışmanız olacak. Doğru insan yeni iş kapınızda hayırlı ve uğurlu olsun. Taşınma mevzularımız, araç değişimimiz hareketli olacak. Dikkate alırsak doğru araç ve doğru taşınma size uğurlu gözüküyor. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, sol ve üst azı dişlerimizde hassasiyet, kaplamalarla ilgili koku ya da ağızda aflar söz konusu olabilir. Bir de göz kontrolü vakti unutmayın efendim. Hoşça kalın diyorum. Sevgili yengeçler, ciddi bir spam altındayız. Destek, beğeni, yorum. Vallahi içimden çok uzun yapmak gelmiyor, bilginiz olsun. Kısa notlar yapacağım. Sevgili yengeçler, kariyerle ilgili çok olumlu bir haftaya geçiş sağladınız. Görmek, almak, masanız, toplantılarınız, gideceğiniz noktalarda daha enerjinizin yüksek olacağı, farkındalığınızın daha bilinçli hareket edeceğiniz ve etrafa bilinçli konuşmalar sizin konum ve mertebenizle alakalı da büyük bir rahatlık getirecek. Gözünüz aydın. Özellikle devlet ya da kurumsal alanında beklenti içerisinde olduğunuz konuşmalar, sizinle alakalı isteklerin daha net oluşacağı, özellikle devletteyseniz masa değişimi, bölüm değişimiyle ilgili kararlarınızda radikal olun. Bu haklar size sunulacak.
kurumsaldan farklı bir alanla beklentiniz varsa, yurt dışı, şehir dışı, bunlarla ilgili mülakata çağrılacaksınız, olumlu. Yalnız dil eğitimi ya da eğitiminizle alakalı tamamlamanız gereken noktaları da gözden kaçırmamak gerekiyor. Siz fazlasıyla iyimsersiniz ama rakipleriniz çok dikkate alın diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız biraz daha parasal dengenizi oturtmanız gerektiğini ve iş konularımızda acele kararlar vererek kendi alanımızı sıkıntıya sokacağımızı gösteriyor. Mümkün olduğu kadar temkinli ve planlı para ve işi doğru yönetmemiz gerektiğini uyarıyorum. Özellikle yeni iş kuracaklar, yazma kabiliyeti, sanatçı ruhu olan sevgili yengeçler için yapacağınız dijital alanlarda kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız. Kariyerinizle alakalı doçentlik, profesörlük ya da üst lisansla ilgili yaptığınız düşünceleriniz neyse doğru bir aktif noktadasınız. Cesaretle her şeyi yapacağınıza inanıyorum. Aile işi ortaklı süreçlerimizle alakalı noktada bazı kardeşler arasında, kuzenler arasında krizler yaşasanız da sizin söylemleriniz doğru. Aileye bu konuyu çok net bir şekilde ifade ettiğinizde aile de sizi destekleyecek. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili altyapı oturtmaya çalışan yengeçler için gökyüzü gerçekten sizi bu noktada şirket ve yapacağınız anlaşmalar gerçekten destekliyor. Yolunuz Şubat-Mart ayı olacak ama şimdiden bu sevinci, bu olumluluğu tadacaksınız diyorum. Bir de kendinize özgür bir alan, kendi alanınızı rahat bir evreye geçirtmek istiyorsanız eviniz dar, alanınızı genişletmeniz lazım. Ekonomik olarak da kredi ve kredi başvurularınızda olumsuz bir durum olmasa da kazancımızla ilgili dengeleri oturtamadığınız için risk altında olabilirsiniz. Daha mantıklı hareket etmenizi öneriyorum. Duygusallıkta ilişkinizden evlilik ve gelecek planı konuşmalar alacaksınız. Hayırlı olsun. Hiç ilişkisi olmayanlar, kariyer odaklısınız ve ilişkiye güven probleminiz var. Ama yılın 6. ayından sonra değişecek bir gökyüzü var sizin için. Bence bu döngüler size artı ilişki, doğru evre ve mutluluğu tadacak. Bence siz de bu mutluluğu hak ediyorsunuz. Güven problemi ve geçmişe dönük ilişkilerimizi artık yok etmek için ne bekliyorsunuz? Gözyaşı, dram, trajik olayları tattınız ama geçmişte biriyle hesaplaşmanız lazım. Ocak 22-24 arasında bu hesaplaşma gerçekleşecek ve iş çevreniz ya da yakın dostunuzun size bir ilgisi olduğunun farkına varacaksınız. Bu enerjiyi denemeniz taraftarıyım çünkü bu kişi size doğru bir enerji yaratıyor. Çalışan evli çiftler arasında bu ara ilişkilerle ilgili konuşmalar, ailevi sorunlar ve ekonomik yaşadığımız krizleri toparlamak için biraz daha birbirinizle doğru zaman ve çocukların gergin enerjinize yansımaması gerektiğini uyarıyorum. Uyardım bile. Sevgili ev hanımları, yoğun bir evre, kışın verdiği bir hararet, içinizdeki mutsuzluk, biraz daha kendi kariyerinizle alakalı kursa gitmek, hobi alanı etmek, spor yapmak, evle bütün gün uğraştığınız için deli dana gibisiniz. Biraz daha sakinleşmek için biraz gökyüzüne, dışarıya, biraz belli kurslar alarak enerjimizi değiştirebilir. Eşimiz ve çocuklarımıza kafayı çok taktığınız için yorgunsunuz. Evin enerjisi, özellikle bu sene pinapenlerle ilgili sıkıntınız olabilir. Bu yıl bunu başaracaksınız diyorum, dedim bile. Evet, boşanma fikri olanlarda anlaşmalar imzalandı. Yolunuz hayırlı ve aydınlık olsun. Çocuk kararı ve çocukla ilgili geçimsiz olan çiftler arasında çocuklar hanımınızda kalacak. Hak kavgasında eşiniz alacak. Bu yüzden boşuna çocuklarınızın hakkını yemeyin diyorum, dedim bile. Evlenmiş, ayrılmış ve iş bekleyen sevgili takipçilerim için Şubat'ın sonu daha hayırlı. Şimdiden başvurularınızı yapın diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken bronşlarımız, nefes alıp vermede zorluklarımız ve mide kramplarımız olabilir. Dikkatli olun. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Ciddi bir kanalımızda spam var. Destek istiyorum. Siz bilirsiniz, yoksa bensiz kalırsınız diyorum. Sevgili aslanlar, hukuk, seyahat, değişim, iş konularımızla alakalı yurt dışı seyahatlerimiz, oluşturmak istediğimiz projeler, kendimize ait alanları daha net göreceğimiz bir hafta. Yeni proje, yeni işler, yeni oluşumlar size renk katacaksınız. İşsizseniz bile iş başvurularınızda olumlu cevap ve iş haklarınızla alakalı mücadele ettiğiniz konularda daha rahat nefesler alacağınız bir döngüdesiniz. Yani kendi dengenizi, yani kendi değişiminizi, oluşması gereken fırsatları bu yıl daha net göreceğimiz ve Ocak ayı bunun altyapısını oturtmak için büyük bir başarı.
beklenti içerisinde olduğunuz iş yerinizden olumlu cevap alma, maaşınız ya da priminizle ilgili eksik ödemelerde artık net ödemeler ve doğru parayı alma evremiz söz konusu olacak. O yüzden bu dönem yatırım, para, değişim konularımızı daha ön planda tutacağız. Ve özellikle kurumsal dersek yurt dışı fırsatlarının size sunulacağı, devletle bağlantılı noktada görev yapıyorsanız gitmeniz gereken şehir dışı seyahatleriniz ya da göreviniz gerektiği gideceğiniz yurt dışı seyahatlerinizde başarısız dönmeyeceksiniz, başarı enerjiniz var gözüküyor. Yalnız kendi işiniz ve ortaklı iş projeleriniz varsa kendi dengenizde ortak seçmeniz lazım. Sizin fikirlerinizle uyumsuz olursa paramız ziyan olur. O yüzden doğru ortak, doğru bir projeye yer alalım. Almamız gerektiğini uyarıyorum. Bir de kendi alanınızda sosyal alanlarda yapmak istediğiniz projeler gayet başarılı. Ve kendiniz bu ara sahne, müzik, dans, tiyatro merakı olan ve dijital alanlarda renkli bir dünya oluşumu yapmak istiyorsanız Start Verin çok güzel bir isim markalığı söz konusu olacak. Okuyarak iş devam eden sevgili aslanlar, hem okuyup hem çalışıyorsanız şirketinizin sizin altyapınızla ilgili yurt dışı desteği vereceği ve bu konuda kalıcı olacağınızı bilmeniz lazım. Şirket sizi yurt dışına hazırlıyor. Sevgili çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin gergin tavrı ilişkide zorluyor ve çocuklarla aramızda bir uçurum evresi var. Bunu bir psikiyatristle ya da çocuk psikiyatrisi, ilişki terapistiyle çözmeniz gerekiyor. Yoksa iş hayatımıza da yansıyacak krizler var. Şimdiden bilginiz olsun. Evet, ilişki ve ilişkiler konusunda boşanma fikri olanlar yol ayrımı yaptı. Herkes kendi evine geçti. Yeni aşk enerjisi içerisindesiniz, hayırlı olsun. Ama hiç ilişkisi olmayanlar için biraz daha nefes alarak, biraz daha sakinleşerek, bu eksik yönümüzü bir danışanla çözerek yolumuza bakmamız lazım. Ciddi ilişki olan sevgili aslanlar, evet, istenme, karar, tarih, ani evlilik, ani yüzük çıkma gibi konularımızda gözünüzü dört açın. Geçmişe dönüp kırgın olduğunuz erkek arkadaşınız ya da bayan arkadaşınızla yolda karşılaşıp hesaplaşma değil de birbirimize tekrar şans verme enerjisi var. Hadi hayırlı olsun diyorum. Evli çiftlerde boşanma fikri olup da ev ayrılanlar için tekrar birbirimizi deneyelim ifadeleri olsa da bu ilişkide bazı yalanlar var. Birbirinizi kandırmayın. Kendi yolunuza bakın istiyorum. Sevgili gençler, kariyer hayatınızla alakalı istekleriniz, başarılarınız, mesela Mart ayı sizin için yurt dışı planladığınız kapılarda olumluluk var. Lütfen biraz daha odaklanarak, biraz daha kendinize hakim kılarak başarınıza oluşum yaratın diyorum. Özellikle de çevrenizde bu ara büyük gruplar halinde gezeceğiz, eğleneceğimiz ve ilişkisi olmayanlar için tanıştırılma, tanışma, gideceğimiz her ortamda beğenilme enerjiniz var. Değerlendirin istiyorum. Evinize hırsız girebilir, altın, mücevher ya da paranız ya da dijital alanda dolandırılabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, değiştirmek istediğiniz eşyalarınız, özellikle nefret ettiğiniz yatak odanız, dolaplarınızın ani değişimi sürpriz bir şekilde eşinizle destekleyerek düzelteceksiniz. Ve eşinizle aranızdaki bazı pürüzler düzelmeye ve kendimizi doğru ifade etme evresi olarak gösteriyor. Ama unutmayın ki sizin dırdırınız ve şımarıklığınız bitmiyor. Birazdan onun ailesine haksızlık yapmayın, adım atın diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız boyun ve bel fıtığımız ve sırt ağrılarımız ve yatak konumuzun bir an önce çözülmesi lazım. Bir de gözde katarak gibi sıkıntılarımız olabilir. İhmal etmeyin, hoşça kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, unutmuyorsunuz. Çünkü spamdayız. Kanalımız dibe çöküyor, haberiniz olsun. Özellikle geçmiş yatırım konularımız daha verimli şekilde ortaya çıkacak. Sürpriz yaptığınız ve olmaz diyen evrelerde daha rahat bir sağlam ve kendinizi daha bilinçli hareket edeceğimiz yatırımlarımızla ilgili planlarımız ön sahada olacak bu hafta. Ve satmak, almak konularımızla ilgili net kararlar vereceğiz. Özellikle iş konumuzda kurumsal alanda hesaplar, kitaplar, evraklar, toplantıların yoğun olacağı ama işten çıkartılma gibi durumlarınız da olabilir. Şirketinizin küçülmeye doğru gittiği noktada hazırlıklı olup alternatif iş kapısı bakarsanız daha çok sevinirim. Çünkü burada kırmızı noktadasınız. Eğer ki devletle bağlantılı noktada
noktada çalışıyorsanız, devletin kendi içindeki yaşadığı krizler biraz sizi yıpratıyor olabilir. Yerinize hakim ve sağlam adımlar ilerletmenizi istiyorum. Çünkü herkesin gözü sizin yerinizde. Özellikle şehir değişimi, bununla ilgili mücadeleler içinde Mart ayına kadar altyapınızı beklemeniz gerektiğini inanıyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal noktadaki hatalarınızı görme zamanı, kiminle nasıl iş yapacağınızı biliyorsunuz ve sinirli ve gergin olduğunuz için insanlar sizden kaçıyor. Lütfen daha mantıklı, daha sakin anlaşmalar içerisinde olacağınız bir dönem ve altyapısını oturtmaya çalıştığınız bir yurt dışı projeniz var. Bununla ilgili olumluluk. İş kapınız yoksa ve hala 3 senedir aynı noktadaysanız, yakın bir aile dostunuzun ve bu insanın size yaratacağı çok olumlu bir enerji var ve bu enerjiyle birlikte iş kapınız hayırlı olsun. Geçmişe dönüp almanız gereken iş paranız, geçmişte almanız gereken konuların yoğun olacağı bir hafta. Söz verenler tutacak, erteleyenler biraz daha geciktirecek. En azından hanemize ufak tefek paralar gelecek ve ödememizle alakalı icra haciz konularımızın da evrakları ile ilgili olumlu başlangıçlar yapıp kendi dengemizi oturtacağız. Aile işi yapanlar içinde ya da aile içerisinde ortaklı planlar içerisindeyseniz, evet, cesaret zamanı. Ortaklı işiniz, aile işiniz hayırlı olsun ve yapmanız gerekiyor. Özellikle Avrupa'ya iş gereği seyahatler yapacak başaklar, oradan oluşturacağınız teklifler sizin için uğurlu ve hayırlı. Çalışan çiftlerimiz arasında eşinizin ani yolculukları biraz sizin evde yalnız kalmanızı ve çocukların sorumluluğu, işin sorumluluğu sizi yorsa da orada güzel bir nokta anlaşması olacak ve hayal ettiğiniz ev için orası doğru bir nokta. Kocanız gitsin çalışsın, siz de burada çocuklarınız ve çalışma temponuzla ekonomik gücünüzü daha yüksek bir mertebeye oluşturacaksınız. Sosyal ağlar, dijital ağlarda para kazanan sevgili başaklar, yıldızınızın bu konuda daha çok parlak bir noktası var. Mümkün olduğu kadar kendinizi doğru ifşa edin. Doğru başarılar elinizde gözüküyor. İlişki konusunda kendini güvenmeyen, ilişkiyle alakalı inancını yitiren, beni kim sever, beni kim alır, benim öyle bir inancım yok, geçmişte yaşıyorum diyenler için sürpriz diyaloglar, sosyal ağlarda ya da ortak toplantılarda gökyüzü size güzel göz kırpıyor, gözünüzü dört açın diyorum. Uzun soluklu ilişkisi olanlarda iş gereği yoğunluktan kaynaklanan birbirimize vakit ayırmasak da kalpler aynı kalbi konuşturuyor. O yüzden korkmayın, hayat arkadaşınız güvenilir noktada ve güvenin ona diyorum. Ama adını koyamadığınız ve hala dengede gitmeyen ilişkiniz için vedayı doğru görmeniz lazım. Karşı taraf çok özgürlüklü, özgürcüklü bir noktada. Siz aile olmak istiyorsunuz, o bu aileye hazır değil. Mantıklı ilerlemenizi istiyorum. Sevgili gençler, kariyer hayatınızla ilgili daha çok aşk enerjinizin yoğun olduğu bir hafta. Biraz eğitiminizde matematik, fizik, kimya, bunlar altta gidiyor ve bunları biraz daha toparlayarak odaklanmanız gerekiyor. Bu ara tezleriniz, başarmanız gereken noktaların bitirme evresindesiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, özellikle dikkat etmemiz gereken noktada eşinizin kardeşleri arasındaki yaşanacak para mevzusu hanemizi yorabilir. Dikkatli olun, alttan almayın, eşinize de karışmayın. Karıştığınız takdirde olaylar büyüyecek. İhmal etmeyin istiyorum. Bir de baba köklerimizle alakalı çözemediğimiz toprak mal konuları ile ilgili para konularımız okey, hesaba yatmasını bekliyorsunuz. Bununla ilgili birkaç ay içerisinde hesabınıza yatırılacak gözüküyor. Çocuklarınızla alakalı noktada bazı diyaloglarda terslikler yaşıyor olabilirsiniz. Bunları düzeltmenizi istiyorum. Boşanma fikri olanlar, bir ileri bir geri karardasınız. Artık kararınızı vermeniz lazım. Sağlık olarak özellikle üreme organlarımız, göğüsteki hisler, rahimle alakalı sıkıntılarımız ve prostat hassasiyetimiz olabilir. İhmal etmeyin. Mutlu kalın efendim. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Kanalımız çok ciddi bir spam altında, bilginiz olsun diyorum. Dedim bile. Sevgili teraziler, aşk hayatınızdaki yeni değişecek konular, ilişkinizle alakalı netlikler, kafanızdaki soru işaretlerinin tam anlamıyla biteceği bir haftanın başlangıcı. Çocuklarımız, gençlerimiz ya da kardeşlerimizle aramızdaki diyalogları daha sakin bir şekilde çözeceğiz. Ve onlarla aramızdaki iletişimi toparlama evresi. Özellikle iş konularınızla alakalı yarım bıraktığınız ve tamamlanması gereken birçok işinizle ilgili evraklar, koşturmalar, hesaplar, telefonlar yığınla bir haftayı söz konusu olacak. Ve yeni düzenleme, yeni oluşum sizin de bu oluşumunu bitirdikten sonra yerinizle ilgili bir rahatlık söz konusu. Uzun süredir
başka bir alandan iş beklentiniz ve bununla ilgili başvurularınızla ilgili mülakatlarda çağrılma söz konusu olacak ve hatta yerinize veda etmek için ne bekliyorsunuz diyebileceğimiz bir dönemin başlangıcında gireceksiniz. Özellikle devletle alakalı iş beklentiniz ve o noktayla ilgili mücadeleleriniz varsa mücadeleye devam edin, çünkü hak edilişinizin başlangıcı ve kendinizi o noktaya doğru atma imkanlarınız da olacak ve o kapıyı zorlayarak halledeceksiniz. Devlette çalışıyorsanız göreviniz gereği gitmeniz gereken mecburi şehir değişimi söz konusu olacak. Şaşırmayın, gideceğiniz yer daha uğurlu ve daha bereketli geleceğini uyarıyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal noktalarla ilgili verimlilik, verilen ödemeler, almanız gereken ödemelerle ilgili hızlı bir denge sağlanacak ve istediğiniz paralarınız yavaş yavaş kasanıza ve iş alanınıza girmeye başlayacak. Ortak ayrımı, iş kapatma, bu tarz fikirleriniz varsa doğru bir karardasınız. Şirketiniz her geçen gün cebinizde yiyordu. Artık serbest bir alanda, sade bir şekilde iş hayatınızı yörüngesine değiştirmek gerekiyor. Devletle ilgili bağlantı içerisinde olduğunuz ihale ya da bu tarz diyaloglarınız varsa devlet destekli bir şekilde bu oluşumu yaşayacaksınız. Yurt dışına yerleşmek, bununla ilgili planlar için Şubat ve Mart daha doğru bir evre. Şimdiden sistemlerinizi kurmak için mücadele evreniz oluşsun istiyorum. Sosyal ağlar, dijital alanlarda iş yapanlar için, özellikle son 6 aydır iş krizi yaşıyorum diyorsanız, daha kazançlı bir evreye gireceksiniz. Reklamınız, işiniz, markanız her geçen gün doğru bir noktada. İş mahkemeniz ve çözmeye çalıştığınız patronlarınızla aranızdaki gerginlik bitecek ve tekrar masaya doğru şekilde iletişimi sağlayacaksınız. Çalışan çiftlerimizin arasında çocuk diyaloglarında terslikler söz konusu olacak. İşin verdiği yoğunluk ve yeni yılın başlangıcı çocuklarla bağımızı uzaklaştırmış, bunları toparlamanız lazım. Ani bir ailenize ait, annenize ait bir ev tapusu sizin üstünüze geçecek. Hayırlı ve uğurlu olsun istiyorum. Aile arasında da çözemediğiniz topraklarda kavgalar, tartışmalar ve yasal, özellikle göçmenseniz bununla ilgili başvurularınızda olumsuz bir şey yok. Lütfen başvuru, hatta oradaki haklarınızla ilgili de ihmal ettiğiniz konuları artık hayata geçirin. Farklı ülke veya da farklı şehirde yaşıyorsanız parasal konumuzda sürpriz değişimler ve kendiniz artık toparlama dönemi başlıyor. Özel hayat konusunda aşkınızla el ele, ifşa olma, açığa çıkma, imkanı yok göremezler dediğimiz olaylarda dedikodulara şahit olacaksınız. Gizli aşk yaşayanlar tehlikede, dikkatli olun. Uzun soluklu ilişkinizle ilgili evlilik ve gelecek planı bekleyenler için Şubat, Mart aile tanışması ve doğru konuşmaları yapıp ona göre yatırım ve nerede yaşayacağımıza karar vereceğiz diyorum. Eski ilişkiniz ve geri gelmesiyle ilgili mücadele ettiğiniz konuda sizin hayatınıza tanışmalar var. Bence onun da arasında kararsız kalmayın. Yeni el, yeni mutluluk yaratacak. Platonik takılıyorsanız artık veda edin. Çünkü acı çektiğiniz hayaller sizi başarısızlığa itiyor. Ve dil eğitimi, kurs, bu konularla ilgili de güzel dengeler var. Sevgili gençler, kendinizle alakalı görmek istediğiniz her şeyin startını verdiniz. Bu ara eşya almak, ayakkabı, pantolon, ceket, bunlara merakınız var. Gereksiz para harcamadan uzak durun. Bu ara aşk size farklı gülümseme yapıyor. Onu da deneyin. Sevgili ev hanımları, özellikle kendi ailenize ait miras konuları, kendi ailenizin sizin hakkınızı yediğiyle ilgili tartışmalar söz konusu olacak. Bu eşiniz size her zaman söylemişti, inanmadınız. Kardeş ve ailenizde yüzleşme dönemi ve aynı şekilde yaşadığımız evlilikte eşinize güvenmiyordunuz ya, ona artık güvenme vakti. Boşanma mahkemesi olanlar daha çok mücadele edeceksiniz. Bilginiz olsun diyorum. Bu ara sağlık konusunda alerjik reaksiyonlar, uyuz problemi, kaşıntılar, yediğimiz gıdada zehirlenmeler olabilir. Dikkatli olun, hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Yeni anlaşma, iş konularınızla ilgili masaya yatacak evrelerde hayırlı ve uğurlu olsun. Ortaklı konularda rahatsız olduğunuz evrelerde daha tedbirli ve daha otorite sistemini oturtacaksınız. Aynı şekilde bu ara iş başvuru ve beklediğiniz konularda birkaç firmanın teklifi altında ve bu kararı siz vereceksiniz. Bulunduğunuz noktada değişmesini istediğiniz konular, biraz daha sabretmeniz gerekiyor ama sizin hedeflediğiniz nokta Şubat ayı itibariyle o konuya doğru ilerliyorsunuz.
kurumsaldan ya da kendi işinizden kurumsala projeleriniz varsa bunlarla ilgili çok güzel bir kadın dostunuzdan ya da kadınlardan gelecek destekle çok büyük başarılar elde edeceksiniz ve kendinizi ispatlama noktanız var gözüküyor. Her şeyden önemlisi devletle ilgili uzun süredir bulunduğunuz noktada hakkınız yeniliyorsa ve bu konuda devamlı suçlanıyorsanız arınma haftanız olacak. Kendinize ait yeni bir sistem oluşum yaratmak istiyorsanız da gücünüze güç, baba, kardeş evresinden de bazı paralarda sürprizler yapılarak kadınlarla yapacağımız proje bize güzel olumluluk yaratıyor. Güzel yani. Yurt dışı seyahatlerimiz, şehir dışı seyahatlerimizle ilgili bazı kararsız olabilir. Bunu Mart ayına iptal edebilirsiniz ama bu seyahatler, yani şöyle diyor, otel grubunda çalışıyorsanız bu seyahatler gitmeniz gerekiyor. Finans alanında çalışıyorsanız bu olumlu. Devlette çalışıyorsanız gitmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar sizin rütbeniz ve başarınız için olumlu evrenin dengesini sağlayacak. Yani yeni ortam, yeni çevre, yeni oluşum sizin farkında olmadığınız insanlarla iletişiminizin güçlenmesine yardımcı olacak. İş mahkemeniz, para mahkemenizle alakalı devam eden süreçte avukatınız size bir zarar veriyor olabilir. Bir an önce avukat değişimi ve haklarınızla ilgili büyük mücadeleye tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Borç aldığınız ya da borç verdiğiniz konularda gecikmeler söz konusu olsa da her iki taraf kendi güven evresinde bu olayı tamamlayacak. Kredi çekmek, ev, toprak ve arazi konusunda karar veren sevgili akrepler, hayırlı olsun. Krediniz onaylanmış, yeni eviniz, yeni bereketiniz aydınlansın istiyorum. Bu ara özellikle de kendinize yeni bir marka, yeni bir iş oluşturmak istiyorsanız beyin enerjiniz çok yüksek. Bu enerjiyle birlikte bütünleştiğinizde kendinizin yaratamayacağı, Rabbimin size dokunacağı her şeyde şifa bulacaksınız. Kendinize geldiğinizde güzellikler sizin de olduğunun farkına varın istiyorum. Çalışan çiftler arasında özellikle eşinizin işle alakalı yaşadığı haksızlıklar masamızda meze olacak. Sizin de parasal konuda haksızlıklar ve orada birbirlerini tutuyorlar. Ben tek kaldım ve iş arıyorum diyebileceğimiz bir yemek sahası olacak. Burada her ikinizin de iş kapısı sizin için hayırlı ve aydınlık. O yüzden cesaretinizi toparlayın. Yeni kapı size fırsat yaratacak. Bir de sevgili gençler, eğitim konusunda yurt dışı ile ilgili beklediğiniz mülakat ya da iş, eğitimle ilgili yazışmalarınızda olumsuz bir şey yok. Burada notlarınızda bazı aksilikler var, bunu toparlayın. Aşk hayatınızı renkli isterken kendi kendinize renksiz bir döneme gireceksiniz. Dikkatli olun dedim. Sevgilinizle aranızda soğukluk, konuşma, tartışma, sert ifadeler sizi yıpratmasanız mücadeleye devam edin. Karşımızdaki insanın dengesizliği sizi yorabilir. Yeni bir aşk istiyorsanız neden olmasın? Sizin için bu heyecan, bu duygu size mutluluk yaratacak. Korkmanıza gerek yok. Bence buna ihtiyacınız vardı. Uzun soluklu evrede de özellikle kız kardeş, anne, hala, teyze tanıştırılmaları sizin bu ilişkiyle ilgili konuşmalarınızı daha keyifli yaratacak. Sürpriz sevgilinize hediye verebilir, hediye alabilirsiniz. Bu hediye de sizin kalıcı olduğunuzu gösteriyor. İhanet korkusu yaşayan sevgili akrep evliler için ihanet değil de flörtöz bir ruhu şahit olacaksınız yazışmalarla ilgili noktada. Bence abartmayın, onu o hayata itebilirsiniz. Dikkatli olun diyorum. Yalnız evde değişmesini istediğiniz yenilikler var. Eşinizin ekonomik bazı zorluklarından kaynaklı yapamıyorsunuz. Şubat sonu bu hedeflediğiniz nokta aydınlığa kavuşacak. Özellikle ve özellikle sizin banyo, küçük banyo ve çamaşır makineniz, bulaşık makineniz yenilenmesi gerekiyor. Her gün söylüyorsunuz yoruldunuz ama artık Şubat'tan sonra bu değişim gerçekleşecek. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken saç kıran, saç dökülmesi çok ciddi bir evre ve boğaz enfeksiyonlarımız ve boyun fıtığımız gün yüzüne çıkabilir. İhmal etmeyin. Çocuklarınızla iletişimi mutlaka düzeltmeniz lazım. Uzun süredir onlara sevginizi söylemiyordunuz. Sarılın, koklayın diyorum. Boşanma fikri olanlar zaten vazgeçmediniz. Savaşınız, çocuklarınızın hakkı, devam edin. Hayırlı olsun. Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı. Kanalda çok ciddi bir spam var. Hatta enerji ve şansın yoğunlaşması için arkama bambilerimi de aldım.
görün diyerekten. Evet sevgili yaylar, bu ara kendinizi çocuksu hissedebilir. Enerjinizi çok tavan, kendi içinizde vurdum duymaz, işe de çok önemsemeyebilirsiniz ama çok yoğun bir süreçtesiniz. Mümkün olduğu kadar evraklar, toplantılar, mailler, mesajlar, telefonları dikkate almanız lazım. Yoksa zararlı olacağınız ve yaratıcı yönünüz de çok ön planda. Mümkün olduğu evet bu üçlüyü birbirine karıştıralım, Voltron oluşturalım ve gücümüz ve işimizi hak ettiğimiz evreyi tutunma dönemi başlıyor. Aynı şekilde de bulunduğunuz kurumsal alanda yöneticilerin sizinle ilgili iletişim diyalogları, sizin fikirlerinizin ön planda olduğu bir nokta, bunu da gözden kaçırmıyoruz. Buna da dikkatli konuşmalar yaparak kendimizi ispatlayalım. Devlete girmek, devletle alakalı beklentileriniz varsa Nisan ve Mayıs sizin için çok daha doğru. Şu an taşerondaysanız hakkınız verilecek memurlukla ilgili sabırlı olmanızı istiyorum. Devlet kurumuyla ilgili rahatsızlığınız varsa ve hala dengeleri oturtamadıysanız buranın sistemi çok çürük ve özellikle seçim öncesine kadar bazı kaoslar yaşanabilir. Ya sabır, ya sabır ve kimseyle muhatap olmadan yerinize hakim olun. Tayin istemiş olabilirsiniz. Bununla ilgili Mart ayı olumlu bir evre. Özellikle devlet dairesinde polis, asker, bu tarz evrelerde hakim savcıysanız ani yer değişimleriniz söz konusu olacak. Bilginiz olsun diyorum. Dedim bile. Kendi işinizi ortaklığı yapıyorsanız ve bu konuda ortağınızla ilgili çatışmalar yavaş yavaş yerine akıl evresi alacak. Büyüteceğiz, planlayacağız, yapacağız. Serbest bir alanda çalışıyorsanız ufak ufak kazançlar sizin motivasyonunuzu artıracak. Kendi gücünüzü, kendi renginizi daha verimli şekilde bulacaksınız. Haydi bereket, haydi aydınlık sizin olsun. Yani bu kışın güzelliği size kar beyazında paralara bürünsün diyoruz. Temennimiz bu. Kendinize iş kurmak istiyorsanız da ortağınızı değil, aileden ve güvendiğiniz biriyle yapmanız lazım. Ortaklı işlerde hep zarar görüyorsunuz. Dikkatli olun istiyorum. Satmaya çalıştığınız toprak ve arazi konusunda Şubat'ın ilk haftası, yani Ocak 15 Şubat'ın ilk haftası satılmış olacak ve hayal ettiğiniz ev ya da toprak neyse bunun aydınlanmasına tekrar kavuşacaksınız. İş gereği gideceğimiz seyahatler ve yapacağımız anlaşmalar bizim güçlenmemize yardımcı olacak. İş mahkemesi geçmiş konularla ilgili parça parça paralarımızı iade edecek ve özgürlük ve yasal size damga ne vurulduysa artık özgürlüğünüze kavuşacaksınız ve hani kimliğimiz temizlenecek gözüküyor, bilginiz olsun. Global alanda farklı projeleriniz varsa yapın, başarı odağınız var. Çalışan evli çiftler için eşinizin işten çıkma gibi durumu ve hamilelik sürprizi yaşanabilir, bilginiz olsun. Ve uzun süredir evinizde, binada rahatsız olduğunuz konular vardı, taşınma kararındasınız. Şubat sonuna kadar yeni eviniz uğurlu gelsin. Bu ara buluyoruz, Şubat sonunda taşınıyoruz, bilginiz olsun diyorum. Yurt dışı, çocuklarınızla ilgili hayal ettiğiniz yurt dışı kapısında olumsuz bir durum yok. Çocuğunuz da oraya hazır. Hiç endişe etmeyin, onun gideceği yolculuk sizin mutlu olacağınız bir alan olacak ve güvende olacak dedim. Aşık olan yaylar, doğru insanlısınız, hayırlı ve uğurlu olsun. Uzun soluklu bir hayat arkadaşınız var. Ayrılmayı düşünenler biraz daha sabırlı olmanız. Sonra pişmanlıklar yaşayıp adım atıyorsunuz ve gereksiz inattan uzak durun. Adını koyamadığınız ve hala ortada olan ilişkinize veda vakti. Siz kullanılıyorsunuz ve bunu bile bile acı çekiyorsunuz. Acı çekmeyi bırakın, kendi alanınızdaki yeni sizinle ilgilenen insanlara şans verin istiyorum. Evli çiftlerimizle ilgili noktada özellikle evde çocuklar, siz mutlu bir enerjideyken bir sağlık problemi, bir hastalık konusu sizi biraz yıpratsa da karı koca hayatımızdaki pürüzleri yavaş yavaş iyileştireceğiz. Boşanma fikri olanlar zaten ev baktılar, yol ayrımı, anlaşmalı ve çocuklarınızın ev hakkında vereceksiniz, bir sıkıntı göstermiyor. Ama evde özellikle masa, sandalye, bazı değişmesi gereken konularda eşinizi ikna etmeniz gerekiyor. Eşiniz çok binti çünkü. Onu ikna etmediğiniz sürece bu eski eşyalarla yaşamayı öğrenmeniz lazım. Sağlık olarak batık tırnak problemimiz olabilir. Ciltte sivilce, alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Ve son zamanlarda şuradaki kaş üstündeki bezler düşebilir. Yağ bezesi oluşabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir de sürpriz gebelik var. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar,
Özellikle yatırım konularında kafanızda ev, gayrimenkul, toprak, arazi ile ilgili fikirleriniz ve bu konuda şansınızın yüksek olacağı ve istediğiniz yerlerde güzel fiyatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Para nerede, şöhret nerede diyeceksiniz sevgili oğlaklar. Özellikle işinizle alakalı yenilikler, yeni oluşumlarla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz birçok şey 27 Ocak itibariyle hayatımıza renk katacak. Şimdiden bu yatırımlara bakın isterim ve aynı şekilde hayatınızda oluşması gereken ve yöneticilerle aramızdaki hırgür dönemi bitecek. Siz kendi alanınızı daha sağlam hissedeceksiniz. Devlet ya da devletle bağlantılı büyük kurumsal firmadaysanız yer değişiminiz, yöneticiniz size ve şirketinizin size sunacağı yeni masa hayırlı olsun. Borsa, finans alanında çalışan sevgili oğlaklar, Ocak ayı borsanın hareketiyle birlikte paranın da hareketi aydınlığa kavuşacak. Kazancınızı ikiye katlayabilirsiniz ve doğru evreyi görme zamanı diyorum. İş konusunda ortaklı ekip çalıştığınız kişiler arasında güzel primler, güzel kazançlar var. Değerlendirin diyorum. Ortaklı büyük iş yeriniz varsa buranın bu yıl daha bereketleneceği, isminin daha şahlanacağı ve yurt dışı bağlantıları ile ilgili büyük mücadeleler evresinde olacaksınız ve hak edilişiniz doğru süreçte başlayacak. Ama küçük bir noktada çalışıyorsanız maaşınızla ilgili değişim sizi mutlu edecek ve aile ve özellikle baba ve amca köklerinizden bir ev konunuzda sizin kiradan kurtulmanıza yardımcı olacak ve kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Geçmişe ait borçlandığınız konularımız ön planda olacak. Bunları taksitlendireceğiz ki 2023'te nereye doğru ödedik, nereye doğru geldik kararını vermiş olacağız. Yani siz parasal ekonomide bu yılın ortasına kadar kendinizle alakalı hatalarınızı, işiniz ve yaptığınız, göremediğiniz noktaları en iyi şekilde görerek kendi altyapınızı, parasal evre ve ekonomi evrenizi düzeltmiş olacaksınız. Ve her şeyden önemlisi stresten uzak bir döneme giriş yapıyorsunuz. Kendinizi bulacaksınız ve buldukça daha çok bereketleneceksiniz. Unutmayın. Bu arada yazarlık yönünüz, sanatçı yönünüzle ilgili büyük teklifler, projeler var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Belki kendinize spor salonu, güzellik merkezi, takı tasarım, moda dekorasyonu üzerine eğitimler alarak kendinize farklı işler de yaratabilirsiniz. Emlak piyasasına girebilirsiniz. Bunlar için artı enerji var. Mutlaka ihmal etmeyin. Devletten ayrılmak isteyenler acele ediyorsunuz, yapmayın. Sağlam işinizi kaybetmeyin. Başkalarının aklıyla işinize zarar vermeyin diyorum, dedim bile. Dedim, çalışan çiftlerimiz arasında şu an sakin gidiyor ama ev telaşı ve yeni aldığımız evle ilgili kredi ödemelerimiz, parasal evredeki zorluklarımızın mücadelesi var ve ev sahibimizle krizler yaşıyoruz ve doğru nokta bulamadığımız için ev sahibi bizi mahkemeye verebilir. Dikkatli olun. Evde özellikle fön makinesi, ütü, bu tarz değişimler söz konusu olacak. Elektronik eşyalarda renklilik var, bilginiz olsun diyorum. Aşk konusunda kendi konunuzda yara aldığınız noktaları artık iyileştirdiniz, yeni aşka hazırsınız, geçmişi kapattık ve biz yolumuza bakacağız diyorsunuz. Uzun soluklu ilişkinizle alakalı noktada, evet ciddi ama sizin iş kriziniz var, odaklanamıyorsunuz, ilişkinize güvenemediğiniz için net cevaplar vermiyorsunuz. İlişki sizin yüzünüzden askıda kalıyor, siz artık bu konuyu netleştirmeniz lazım diyorum. Dedim bile. Sevgilisini geri bekleyenler imkansız. Yeni ilişkiye başlayanlar doğru. Uzun soluklu ilişkilerde gerçekten siz net karar vermeniz lazım. Bir de platonik takılıyorsanız, beğendiğiniz iş çevrenizde biri varsa, onun hayatında biri var. Gözünüze sokacak bu birine. Acı çekmeyin. Şimdiden söylemiş olayım. Evet, özellikle ev hanımları, mal sahibiniz, kiracıysanız ya da sizin malınız varsa bunlarda büyük krizler var. Bu krizlerden dolayı karı koca hayatında günlük ev konuları, günlük para konuları konuşacak. Birbirinize ait bir hafta değil, çocuklar, kira, fatura, bunlarla ilgili telaşlı konuşmalarımız var. Biraz da birbirinize güzel şeyler söylerseniz birbirinizi daha güzel anlayacağınızı düşünüyorum. Ev ayrılma, boşanma fikri olanlar için biraz daha bekleme evresindesiniz. Yasal mahkemede devam eden sevgili oğlaklar, boşanmanız hayırlı olsun. Bir pürüz görmüyorum. İstediğiniz boşanmayı kabul olmuş gözüküyor. Aynı şekilde sevgili gençler, eğitim konusunda hayal ettiğiniz eğitim başarınız var. Biraz daha kursla, biraz daha özel derse bunları ya da daha çok okuyarak bunları dengelemeniz gerekiyor. Sevgiliniz sizi terk edebilir. Bilginiz olsun. Sağlık olarak özellikle basur, bağırsak enfeksiyonları, ishal, bu tarz sıkıntılarımız olabilir. Lütfen doğru beslenme istiyorum. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız. Kanal spam altında ve ben motivasyon program yapıyorum. Bilginiz olsun. Ya düzeltin
Ya da hiçbir şey yazmayın, kanal kapansın, ben de rahat edeyim, siz de rahat edin. Evet, yeni anlaşmalar, eski sorunları düzeltme, iş konumuzla alakalı çözüme kavuşacağımız bir hafta. Görüşemediğimiz patronumuz, yöneticimiz, bizi görmeyen insanların bizi görme haftası olacak. Mümkün olduğu kadar her şey sizin istediğiniz şekilde rayına doğru gidiyor. Yani uyanma, görme, görüşme evreniz daha açık. Yeni bir iş başvurunuz varsa imzalar atılmış olacak. Yeni kapı size çok uğurlu ve bereketli gelecek. Bulunduğunuz kurumsal büyük bir firma ile ilgili yurt dışı bağlantı içerisinde ise mecburi görev ekip arkadaşlarınızla yurt dışına gideceğiniz evrede başarı odaklanmanız var. Hatta ve hatta yurt dışı fırsatları yakalayanlar yurt dışına yerleşmek için altyapıyı oturtma evresi. Vizeniz, pasaportunuz, bunlarla ilgili krizler yaşayabiliriz. Bir kontrol edin. Cüzdan, kimlik, ehliyet kayıplarınız olabilir. Bunları bir kontrol edin istiyorum dedim bile. Yalnız bu ara kafa karışıklığınız olduğu için araç kullanırken dikkatli olmanızı öneriyorum. Dağınık bir kafanız var. Çünkü yeni oluşturmaya çalıştığınız yeni anlaşmalar, eski pürüzleri toparlarken kafanız devamlı yeni heyecan içerisinde olacak. Dikkat kaybı olacağını uyarıyorum. Evet, özellikle devletle alakalı beklenti içerisinde olduğunuz evreniz olumlu şekilde imzalanmış olacak. Hayırlı olsun. Kendi işinizi yapıyorsanız büyütme, büyüme konularımızla ilgili mantıklı ve kurallı şekilde ilerleyeceğiz. Ve fikir ve yeni ekip kurduğumuz insanların fikirleri de size cazip gelecek. Ve bu ekip sizi kazandıracak. Bu ekibi sakın kaybetmeyin. İş mahkemeniz, para mahkemenizle alakalı bazı aksilikler olabilir. Biraz daha sabırlı ve mantıklı olmak istiyoruz. Ama özellikle bulunduğunuz yeri bırakıp kendinize iş kurmak istiyorsanız ortaklı kuracağınız iş büyük bir başarı. Yerinizi bırakın, kafanızdaki projeyi gerçekleştirin, yolunuz aydınlık olsun istiyorum. Özellikle de şehire, farklı şehirden iş beklentisi olan ve hala bu konuda o firma beni çağıracak diyorsanız o firma sizi çağıracak. Ama burada daha büyük bir firmanın teklifi var. Karar sizin. Bu kararı siz yapın istiyorum. Çalışan çiftlerimizle ilgili noktada özellikle son zamanlarda hem eşinizin hem sizin ruhsal yorgunluklarınız, vücut sağlığınızdan kaynaklı odaklanamama problemi var. Biraz izin alabilir, enerjimizi düzeltebiliriz. Evdeki soğukluğu da iyileştirmek için doğru bir zaman diyorum. Borçlarınız, borçlanma konularımızı da artık daha rahat bir şekilde çözeceğiz. Sevgili gençler, mide asitiniz, mide probleminiz olabilir. Derste mide bulantıları yaşıyor olabilirsiniz. Biraz beslenmenize, dışarıdaki gıdalardan uzak durarak aile yemekleri yerseniz sevinirim. Eğitim konusunda bir pürüz görmüyorum. Sizin inatçı ve hedefiniz size her zaman başarıyı iletecek. O kafana taktığın kişiyle de sevgili olacaksın, merak etme. Ayrıldığın kişi geri gelecek sevgili kovalar. Mutlu olacaksın. Yeni ilişki başlayanlar daha sakin ve daha doğru adım atmak zorunda. Uzun soluklu ilişkilerde aile içerisindeki bazı sağlık pürüzleri ertelenmeye sebep olsa da siz doğru insansınız. Bir de kafanıza taktığınız ikinci bir enerji var. Onu da yok edin. Yoksa ilişkiniz bu ilişkiyi öğrenip sizi sıkıntıya sokabilir ve canınız yanabilir ve ilişkinizin bitmesine sebep olabilir diyorum. Dedim bile. Dedim vallahi. Sevgili ev hanımları, şöyle özellikle siz yeni bir iş başvurusu ya da ev temizliği ya da kursa gittiğiniz noktalarda iş anlaşması gibi konularınız sizi mutlu edecek. Gelişmek, öğrenmek size mutluluk verecek ve evde dikiş dikmek, çocuklarınıza bir şey yapmak sizi mutlu edecek ama hamileyseniz düşük riskiniz var. Gebeliyseniz sıkıntılı bir dönem yaşıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar doğru adımlar atarak bebeğimize ya da bedenimize zarar vermememiz gerekiyor. Eşinizin sizi aldattığı ile ilgili şüpheleriniz var. Eşinizin parayla sizi aldatıyor. Para kitlenmesi var. Ailesine destek vermesi var. Bir de seni mi aldatacak Allah aşkına? Boş boş hayallere takılma. Evdeki saksılarını, çiçeklerini, evin şeklini değiştirmek istiyorsun. Bunlara kitlenerek kafanı değiştirebilirsin. Bir de senin kız kardeşinin aranda bir sıkıntı var. Bunu acil çözmediğin sürece kardeş arası bayağı uzayacak ve stres yaratacak. Kardeşin aranı düzelt diyorum. Sağlık olarak mide kramplarımız, mide asitimiz ve kilo problemlerimiz ve kaslarda zayıflamalar söz konusu oldu. Doğru yürüyüş, doğru beslenme ve spor lazım. Bir de kadınsal bölgemizde kokular, akıntılar var. Bunu da ihmal etmeyin lütfen. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Kanalım ciddi bir spam altında. Ya onlar beni kapatacak ya siz beni yukarı taşıyacaksınız. Karar sizin.
Maddi fırsatlar, ortaklı olacağınız anlaşmalar, gideceğiniz toplantılarda verimli konuşmalar ve kendi enerjinizi daha doğru ispatlayacaksınız. Emeklerinizin tek tek alma haftası. Yani bir dönemi kapatıyoruz, büyük bir dönemi açıyoruz. Hayatımızda değişmesi gereken masanız, iş arkadaşlarınız, şehir değişimlerinizle ilgili alternatif teklifler var. Bu teklifleri siz değerlendirerek yolunu bulacaksınız. Büyük kurumsalda size böyle oluşumlar var, yurt dışı, şehir dışı evraklar, ama kendi işiniz böyle 5 katlıysa büyüme noktasındasınız. Küçük bir tezgahınız varsa sürpriz paraların gelme ve akma haftası olacak. Hatta oraya ortak teklif var, güzel parayla yapabilirsiniz, hayırlı olsun diyorum, dedim bile. Devletle ilgili iş beklentiniz, uzun süredir iş krizi yaşıyorsanız devletle ilgili imkanlar sizin kapınıza hareket edecek ve başvurularınız olumlu. Mesela Türk Hava Yolları uçak bölümünde beklentisi olan sevgili balıklar için güzel pilotluk, hosteslik, hostluk gibi kapılarınız da var. Merak etmeyin diyorum. Kendi işinizi kurmak, yeni projelerle ilgili bağlantılar yaratmak istiyorsanız da bence güzelliklerin adımı 2023 sizin daha aydınlanacağınız, daha planlı hareket edeceğiniz ve maddi olarak da fırsatları ve ortaklığı yaratacağınız evrelerin kazancını sağlayacaksınız. Geçmiş işlerinize öfkeliyseniz ve bu konuyla ilgili haklarınızla ilgili mücadeleleriniz devam edecek. Oradan söke söke haklarınızı alacaksınız. Yalnız ailenizde ya da sizde devletle ilgili soruşturma ya da devletle alakalı açılmış bazı konuları gözden kaçırmamak lazım. Bunlar ileride sizin için sıkıntı olabilir. Bunlara doğru çözüm yaratın diyorum. Eğer ki emlak alım satım işleriyle uğraşıyorsanız Ocak 17-21 arasında çok güzel kazançlarınız var. Yani Ocak sonuna kadar istediğiniz yerler satılacak, istediğiniz arsa elinizden çıkacak. Bunlar doğru fırsatlar. Eşinizden boşandıysanız yeni bir aşk var. Bazı balık burçları Aralık ayı boşanma evresi yaşadı ve yeni aşk, yeni bir ev, yeni bir huzur evreniz sizin için olumlu gözüküyor. Korkmanıza gerek yok diyorum. Çalışan çiftlerimiz arasında belki biraz daha yeni yılın enerjisi, aralığın yarattığı sürprizler sizi biraz daha heyecanlandırıyor. Bir de kayak ya da köy, dağa çıkmak, ormanda yürüyüş yapmak size çok iyi gelecek. Bu enerji de sizin şifalanmanıza yardımcı olacak diyorum. Çocuklarınızla ilgili köye yollayabilirsiniz. Kafaları dağılsın diye, enerjileri düzelsin diye, temiz hava için adımlar doğru gözüküyor. Yalnız gençleriniz varsa 14-21 yaş arası, bunların dışarı çevresindeki insanlara dikkat edin. Çocuğumuzun alışkanlıkları değişebilir. Biraz bu konuda bizi yıpratabilir. Psikolojik destek alabilirsiniz. Bağımlı olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları ihmal etmeyeceğiz. Yeni fırsat, yeni aşklar var dedik. Uzun soluklu ilişkinizle alakalı rölantiye aldınız bazı şeyleri. Hem ekonomik olarak hem düzen olarak nerede yaşayacağımızla ilgili kararlar veremediğiniz için bazı balıklar yurt dışı başvuruları ile ilgili beklentileri var. O yüzden oraya ilk önce o gidecek, sonra sizi davet edecek, o şekilde olacak. O yüzden biraz zorlu bir bekleyiş olacak bu Ocak ayı başlangıcı, yıl sonuna kadar. Şimdiden bu performansı bilmenizi istiyorum. Kalbinizde biri varsa ve hala bekliyorsanız ondan bir şey olmayacak, siz de biliyorsunuz. Ama sizinle ilgilenen farklı bir insan var ve geçmişi unutacaksanız ve geçmişi kapatacaksanız bu insan size şifa gibi gelecek. Yeniden deneyin istiyorum. Evet sevgili gençler, bağımlılıklarınız artabilir, enerjiniz değişebilir, aileden uzaklaşabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar bu evreleri toparlayalım. Evlenmiş ayrılmış çiftlerimiz için güzel bir aşk ve aynı şekilde yerinizde güzel bir değişim olacak. Korkmanıza gerek yok. Babanızdan kalan hakkı da almak için mücadeleleriniz ve savaşınız var gözüküyor. Evli çiftlerimizle alakalı noktada evet, bir ev satmak, bir araç satma fikriniz var ama arkada para olmadığı için cesaretiniz yok. Bence arabayı satın, evinizi yenileyin. Bir Haziran sonuna kadar da zaten hanemizde bereket ve aydınlanma var. Küs olan bazı balıklarda barışma söz konusu olacak karı koca hayatımızda. Uzun süredir yatağınız ayrıysa birleşme evreniz var gözüküyor. Güzel bir heyecanlı bir noktası var. Sağlık olarak kemik erimemiz, kemik kaymamız, kırılmalar ya da hassasiyet düşmeler evresine dikkat edelim. Bol bol D vitamini alalım. Vücudumuzda D vitamini ve B vitamini eksikliği var. Zihin devamlı unutmaya başladı. Bunları toparlamamız lazım. Hoşça kalın, mutlu kalın.